Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Jesus'un Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederse transferde değil masa başında kaybetti cümlelerinin yankısı sürüyor. Ama kimileri ise bu cümleleri sanki hiç kullanılmamış gibi e, geçiştirmeye çalışıyor. Fenerbahçe bir seviye müsabakası geçirdi ve ilk maçı 2-0 kaybedip ikinci maçı 1-0 kazanmasına rağmen İkili averajda maalesef geride olduğu için turu geçemedi. Arda Güler Alex Vare'i bir gol atmaya, Alex'in CSK'ya ya da Galatasaray'a attığı gole benzer bir gol atmaya çok yaklaşmasına rağmen kaçırdığı bir gol var ki o gol olsa yani şöyle bir gözüm önüne getiriyorum da o gol olsa Arda Güler'e en az 50 milyon euro falan derdik. Ama nasip değilmiş. Bu arada Arda Güler demişken Sevilla karşısında en çok ikili mücadele kazanan, en çok çalım atan, en başarılı pas yapan oyuncu oldu. Dün sizlere de belirttim. Gerek maç önü gerek devre arası yayınlarında. Yani e, Arda ya çalımcı olarak, şapkadan tavşan çıkarıcı oyuncu olarak koymuştu. Hani e, bunun da sebebi buydu. Nispeten Valencia ve de sprinter kanattı. Osterwolde'nin kanadında tek başına bir nevi Osterwolde olduğu için ilk 45 dakikada biraz sırtmıştı ama ikinci yarı hem dörtlüye dönülmesi hem bazı değişikliklerle e, maçın yönü ritmi değişmişti. Aynı zamanda Arda Güler 22'de 16 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle inanılmaz bir istatistik. Yani 7'de 12'de 7 çalımla adam geçme, 94 topla buluşma, 90.5 %90.5 pas başarısı, 2 kilit pas yani şut pası 5 top çalmayla muhteşem bir istatistik. İsmail Yüksek de bana kalırsa maçın adamı diyebileceğim kişi. İsmail Yüksek ama tabii ki de e, taraftar oylarıyla belirlediğimiz e, anketler var. Yani sizlerin oylarına göre ise hani sizlerin oylarına göre ise Arda Güler maçın adamı seçildi. %63 İsmail Yüksek %25. Perdi Kadolu %16. Atilla %2 verilmiş. Ee, İsmail Yüksek %90.8 isabetli pas. 2 kilit pas. Artan ikine benzer. Uzun top başarısı 8'de 7. Hava topu 4'te 3. Top sürme 6'da 4. Pas arası 3. Top çalma 3. Muhteşem performans. Akıllardaki sorunun şu olması lazım. Hocam biz bunları kaça satarız? Yok o değil. Şu olması lazım. Hocam sen de ama övdün bunları bir sebebim var. Yok o da değil şu olması lazım. Tamam siz söylemeyin ben söyleyeceğim. Şimdi Sevilla maçının en iyi iki futbolcusu ligde toplam yani 200 artı dakika oynamış Arda Güler. 5 ay sonra yani kupa maçlarını saymazsan ilk 11 oynayan İsmail Yüksek. Yani Alanya Spor maçında bunlar oynayacak mı? Kafalardaki sorunun bu olması lazım. Biz kendimize bunu sormamız lazım. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Teknik direktörün kararına karışmayın arkadaş. Adam bu işin uzmanı hani futbolcularla yatıp kalkan adam bu diyeyim. Ama e, kötü sonuçlar kötü eleştirileri doğurur. Ben de dahil hepimiz şu anda merak ediyoruz. İkisi de oynayacak mı? Yani adaletli bir <laughs> hoca muhtemelen bunları oynatır. Ha, e, Alanya maçına birazdan döneceğim ama şunu söyleyeyim. Hani büyük hoca liyakatli olur. Adaletli olur. Mesela e, kanalımızda da bazı arkadaşlar şey diyor. Ki, Hocam Jesus'un istediği oyuncular alınmadı. O yüzden Jesus da yönetimi yerden yere vuruyor diye. Birincisi böyle bir olay yok. İkincisi de diyelim ki istediği oyuncular alınmadı. Hadi sizin dediğiniz doğru olsun. Jesus hani Ali Koç gibi bir başkana sahip olduğu için Fenerbahçe taraftarı Tanrı'ya şükretmeli diyor. Hangi yerden yere vurma? Ben burada tam nereye vurduğunu anlamadım. Ya etmeyin eylemeyin. Bu arada biz turu geçseydik. Yani <laughs> tabii ki de başka eşleşmeler olabilirdi ama Muhtemelen bunlar belirlenmiştir çoktan. Sevilla Manchester United çıktı. Bu çirkef takıma karşı Manchester United takımına başarılar diliyoruz. İnşallah 8-0'lık tarihi rekoru Sevilla üstünde deneyip ezip geçerler. Yani e, bizim de intikamımızı alırlar. Juventus Sporting Lisbon, Leverkusen, Union Saint Gilles, Feyenoord Roma. Doğrusunu söyleyeyim. Kalbimden geçeni söyleyeyim. Yani hiç kıvırmadan söylüyorum. Manchester, Juventus, Sporting, Roma hatta Feyenoord. Biz bu 5 ile de baş edemezdik. Doğrusunu söyleyeyim. Leverkusen normalde baş edemeyiz ama Almanya'daki Türklerin Turuva yapmalarından belki seyirci avantajını elde edip hakem baskısı şu bu. Union St. Julius takımında açıkçası çok tanımadığım için bir şans düşünüyorum. Hani onun dışında bir şey diyemeyeceğim. Hayırlısı olsun hakkımızdan. Şimdi bakın. Burada hepimizin futbol görüşü birbirinden farklı olabilir. Size göre %90 Jesus suçludur. Kimisine göre %90 hakem suçludur. Kimisine göre %90 ilk maçta Joshua King'in kaçırdığı ki Valencia'nın da kaçırdığı pozisyonu sonradan görebildim. İnanılmaz bir şey kaçırmış. Sol ayağının içiyle vursana ya. Hayvan eti yemiş. Bomboş kale karşında eşek kadar kale. Zaten King ve Valencia o golleri atmış olsa turu geçen taraf biz olurduk. Ya Manchester United'da eşleşmezdik belki kura şansı yine devam ederdi. Yani bunları çok şey yapabiliriz. Bakın birbirimizden farklı görüşlerimiz olabilir ama birbirimize saygımız olması lazım. Ben elimden gelince saygılı davranıyorum ama sen anlamıyorsun. Sen futboldan bilmiyorsun. Hani burada futbolun felsefesinden anlamayan, niyeti sadece bozukluk olan, sadece çamur atmak olan. Sadece bir, bir şeyleri eleştireyim de e, feyim olayım diyen, fame olmak isteyen arkadaşlar var burada. Mesela hatırlatayım arkadaşlar size. Mergin Berisha. Bak bu kanalın eğer müdavimiyseniz çok çok iyi hatırlarsınız. Ben yalvardım. Dedim ki çok iyi futbolcu. Bak geleceğin starı alalım edelim. Bak bu çocuk ileride Alman milli takımında da seçilir. Alalım edelim. Ya şöyle iyi futbolcu böyle iyi futbolcu. Futbolun felsinden anlamayan burada bana çamur atan bazı çamurlar vardı. Çünkü üstlerinden bulaşıyordu. Ya ağızlarına ne geliyorsa saymışlardı. Şimdi o arkadaşlara bir şey gönderiyorum. Münasip yerlerine şey münasip şekilde dinlesinler. Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a giden Mergin Berisha Almanya milli takımının kadrosuna dahil edildi. Almanya milli takımının. İşte sizinle anlaşamadığımız nokta burası. Siz beni poliyanla görüyorsunuz. Ben de sizi öcü görüyorum. Çünkü sizin de ortanız yok. Benim de ortam yok. Ama ben yine en azından size göre daha insaflıyım. Eğriye eğri doğruya doğru diyorum. Ulan Berisha geldi herifin tipine bakarak bu bizde tutmaz dediniz. Oynadığı oyuna baktınız bu bizde tutmaz. Arkadaşlar doğru sistemde oynamıyoruz. Bakın doğru sistem. Aslında şu sistem tam Berisha sistemiydi. Ben anlamıyorum yani Berisha asıl bu sistemin adamı. Çift forvet, yardımcı forvet rolünde. Ya bütün samimiyetimle söylüyorum. Keşke 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 Ca Pedro gelmeseydi de Berisha Valencia izleseydik. Augsburg'da 18 maç 8 gol 4 asist. Attığı goller de öyle hani sağdan orada boş kale atayım falan filan değil. E bir iki tane vardır belki. Ve Alman milli takımına seçildi. Ne oldu? Şimdi o bana canlı yayında söven, küfürler eden, ağzına ne gelirse sa saçan, salyalarıyla konuşan, yani köpekten daha köpek gibi davranan arkadaşlar özür dileyecekler mi? Dilemeyecekler. İşte benim savaşım bunlarla. Ya bir futbolcuyu beğenmeyebilirsiniz. A bak aynısını Rosti için yapıyorsunuz. Yerin dibine sokuyorsunuz Uruguay milli takımında. Ya, ya, acaba bak kendi kendinize şunu sorun. Bak ben ben kendi kendime hep bunu soruyorum. Ulan acaba diyorum sıkıntı bende mi? Şimdi bak bu takımda Zayt var. Milli takıma seçilmiş 12 tane futbolcumuz var. Batu şu ayda sakatlığından seçilemedi. Bak. Altay Bayındır. Yerden yere vuruyorsunuz. Yerin dibine sokuyorsunuz. Çıkarmıyorsunuz. Samet Akaydın. Bir maç kötü oynadı. Lan nereden bir maç kötü oynadı? Yani ne Allah'ı kaldı ne kitabı kaldı. İsmail Yüksek. Milli takıma seçilen futbolcu. Halbuki aylardır oynamıyor mesela. Hiç bekliyor muydunuz? Ben beklemiyordum şahsım adına. Ferdi Kadıoğlu. Zaten Ferdi tartışacak bir şey yok. Ki e, bu çok futbol ukalası arkadaşlar. Bana Ferdi Kadıoğlu'nu da yerin dibine soktular. Bunu, bunun yüzüne de tartıştık. Aramızdalar. Ben basıp engeli geçiyorum. Kimsenin günaha girmesine e, tahammülüm kalmadı artık. Yeter. Bunlar yönetimi de çöplüyor, futbolcuyu da çöplüyor, herkesi de çöplüyor. Söz konusu Galatasaray olunca Allah'a tapar gibi tapıyorlar neredeyse. Tövbe haşa. Tapar gibi ya, tapar gibi. İkar dedik ya ne iyi forveti diyor adam. Bilmem ne en iyi Ya tabii ki de iyi futbolcu diyebilirsin. Tapar gibi konuşmanın sebebini anlamıyorum ben ya. Kusursuzmuş gibi. Kusursuz olan yalnız Allah'tır. Ya yani kusursuz olan Allah'tır. Eğer Allah kadar kusursuz görüyorsanız tapıyorsunuzdur. Bu kadar basit. Fenerbahçe futbolcusu lan ağzıyla kuş tutsa. Yok. İrfancan Kahveci, bak ben beğenmiyorum ama şunu söylüyorum. Doğru sistemde çok işe yarar. Galatasaray'da olsaydı İrfancan Kahveci şu anda ağzımız açık böyle lan nasıl kaçırdık diyorduk. Beşiktaş'ta olsaydı bir şekilde belki diyorduk lan nasıl kaçırdık diye. Biz 8 numaradaki adamı aldık, kanat oynatıyoruz. Hiç bunu sorgulamıyoruz mesela. Ve 8 vasıflarını da unuttu. Gide gele gide gele. Bak Seviye maçında çift yani 3 orta saha ile oynadık. Bu sistemde İrfan Can Kahveci iş yapar biliyor musunuz? Yani Arao mesela oynatacak ismi söylüyorum ben size. Alan yavaşı. Arao İrfan Arda Güler oynatsın. Merkez orta saha. Bak iş yapar orada. Orada iş yapar. Çok da ofansif bir diziliş sergileriz. Ama muhtemelen Kadıköy'deki maçlarda böyle bir şey deneyimdir. Neyse. Son olarak da Arda Güler 6 tane Türk futbolcumuz seçildi. Yabancılar Atilla Salahi, Bak Atilla Salahi de bizim değerimiz. Onu da değersizleştirmeye çalışan çok fazla var. Enner Valencia. Ben son 4 maçını beğenmiyorum diyorum. Arkadaşım bir de yazmış. Sen de diyor bu kadar vicdansız olma nesini beğenmiyorum. Ya son 4 maçtır sahada geziniyor ya. Yaptığı bir şey yok. Ya yani son 4 maçtır sorumluluk almıyor. Bizim Valencia'dan beklediğimiz performans bu değil. Gözünü sevdiklerim. Miha Zajc, Mesela dünkü Zayt's'ı çok beğendiniz mi? tartışılır. Ama dünkü seviye takımı çok kapandı. Diego Rossi mesela yine milli takıma seçilen. Bak ben ısrarla söylüyorum. Rossi İspanya'ya, Hollanda'ya falan gitsin. İkinci sıçramasını 50 milyon eurolarla yapar. Sonra dersiniz ki biz de böyle oynamıyordu. Halbuki bizde de öyle oynuyordu. Ama futbol ukalazı arkadaşlarımız. Ezgi Canali Özgü seçildi. Bright Osayi Samuel de seçildi. Sevgili arkadaşlar Enner Valencia Ekvador'un Avustralya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılmış. Ee, hani iki maç mı oynayacak? Tek maç oynayacaksa ne güzel işte. Oynayıp gelsin. Alioski Kuzey Makedonya'nın Malta ile oynayacağı Avrupa Şampiyonu elemesinde. Faro adaları ile oynayacağı hazırlık maçına çağrılmış. Osay Samuel Nijerya'nın yine Bissau ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası elemeleri maçlarının aday kadrosuna çağrılmış. Ee, Batshuayi Sevilla maçında biliyorsunuz talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ve Belçika milli takım aday kadrosundan çıkarılmış maalesef. Yoksa o da banko oynuyordu. Ve orada da iyi oynuyordu. Moral oluyordu. Hayırlısı. Yani e, net bir açıklama yok ama kasık yaşamak. yaşayan Batshuayi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalmasını beklediğini söylemiş duyumcu arkadaşım biri. İnşallah doğrudur. İnşallah doğrudur. 3-4 haftaya ben razıyım. Niye? Zaten 2 haftası milli arada gitti. Çok güzel. 3-4 haftaya ben okeyim. Ve Batshuayi diyor ki, dün sahayı ve rekabeti böyle terk etmek üzücü. Ama daha güçlü döneceğim. Takımımla gurur duyuyorum. Desteğiniz için minnettarım demiş. Sallacı verdi de kalpler koymuş. Tabii şanssızdı bir sakatlık yaşadı. Ama bu Fenerbahçe'nin başına gelir. Şimdi Westerwold demişken ona bir parantez açacağım. Bu sene Fenerbahçe'de Galatasaray'da rekor bir yatırım yaptı. Dolar, euro, döviz böyleyken seçim senesindeyken bazı sosyal medya çevrelerine göre işte seçimi şu kazanırsa dolar 50 lir olur, şu kaybederse 50 lir olur, şu kazanırsa 20 lir olur, şu kaybederse bir... gibi söylentiler varken iki takım da çok ciddi yatırım yaptı. İki takımın iki tane, ikişer tane yatırımından bahsedeceğim. Fenerbahçe Osterwold'e 6 milyon euro. Buruma 4.250. 10.250. İki tane yatırım yaptı Fenerbahçe. Galatasaray'ın da iki tane yatırımından bahsedeyim. Bir Yusuf Demir, iki Seferovic. Seferovic'in kiralanmasını biliyorsunuz. Kaç liraya kiralandığını. Yıllık ücretini mecbur tamamını almadan gitmediğini de biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi bunları? Bilmiyorsanız anlatayım ben. Galatasaray 1 milyon euroya Seferovic'i kiraladı. Yıllık ücretinin de 3,5 ya da 3.250 olduğunu söyleyenler var. Yıllık ücretinin yani tamamını aldığını, almadan da sözleşmesini feshetmediğini söylüyorlar. 3 Bir daha 4250 250 6'da Yusuf Demir'e verdiler. 10.250. İki takıma da 2 tane 10.250'lik transfer. ikişer tane. Şimdi Gürcan işte aynı noktaya değiniyor. Osterwald diye çok yüksek bonservis ödendi. Neden oynatılmıyor diye haftalardır algı yapılıyor. Peki Yusuf Demir nerede? Neden oynatılmıyor? Neden bu sorular sorulmuyor? Daha mı az bonservis ödendi diye. İşte arkadaşlar benim kızdığım nokta bu. Adil değilsiniz. Fenerbahçe'ye gelince zalimsiniz. Ama rakiplere geldiği zaman yani az önce de söylediğim gibi tövbe haşa tapar gibi yorum yapıyorsunuz. Onlar yapıyorsa huzursuzdur. Ama hocam onlar da şunu aldı. Kim aldı? Icardi aldı. Başka Mertens aldı. Icardi ile Mertens'in toplam gol sayısı Valencia ile Batshuayi'nin toplam gol sayısı kadar var mı yok mu? Asistleri de dahil edelim. Yoksa o zaman sen de Batshuayi almışsın. Bir nevi Valencia'yı transfer etmişsin. Yani mantık olarak senin hamlelerin daha çok işe yaramış. Ama acaba nerede gider? Yemin ediyorum Galatasaray'a karşı hakem yönetimi, hakem tavrı, hakem e, kollaması, kayırması. Fenerbahçe lehine de olsa ya da Fenerbahçe e, aleyhine yapılan şu dakika 20 çat kırmızı kat atıl. Arka arkaya 4 maç kırmızı falan. Bak yine diyorum hakem kıya bize de olsa yani ya da bizi hakem yönetimi onlar olsa şu an çok başka şeyler konuşuyorduk. Ya mevki mevki, basamak basamak atılan gol şu bu. Şimdi birkaç tane şey ezberleyip ezbere cümleyle karşımıza çıkmalarını mı tiksiniyorum. Diyor ki sen Galatasaray evinde yenemedin. Ulan dangalak diyeceğim. Hazırlık maçları yaptın. Senin yendiğin bütün Avrupa takımları Galatasaray'ı yendi. Mesela Villarreal'le falan biz maç yaptık, onlar da yaptı. Hiçbirini yenemediler. Biz yedek kadroyla çıkıp adamları delik deşik ettik. Bize karşı kütür kütür oynadılar. Galatasaray yenemedim. Mantık olarak Hani işin bu mantığına baktığınız zaman şey mi diyeceksin? Lan böyle bir Kayseri Spor sen deplasmanda 2-1 yendirdin son anda e, dalgınlığına yediğim bir tane gol var. Galatasaray deplasmanda yenildi. O zaman şey diyelim. Şampiyonu Kayseri maçı belirliyor. Ya lig uzun bir maraton. Böyle bir dünya yok. İki maçta da yenilip şampiyon da olabilirsin. İki maçı kazanıp şampiyon da olabilirsin. Bir maçı yenip bir maçı yenip şampiyon da olabilirsin. Ben ezbere argüman yapan kişilerin zekasının olmadığını düşünüyorum. Basıp engeli geçiyorum. Ya arkadaş eleştiriyorsan doğru bir eleştiri yap. Bak doğru bir eleştiri yap. Buruma belki de Buruma'yı 4 2 ile geri göndereceğim. Osterwold lan adam 45 dakika oynamış. 20 dakikada önceki maç oynamış. Yerin dibine sokmalar, şunlar bunlar al bize girdi çıkmaz. Ne kadar meraklısınız bir şey girdirmeye kendinize ya. Ya sizin hayatınız hep mi böyle? Hep mi bir şey girdirme meraklısınız kendinize? Bize girdi bundan sonra çıkmaz diyoruz. Niye diyorum? Baksana diyor, diyor to oynadığı top top mu? Lan senin karşında ağrı belediye spor yok. Senin karşında seviye var. Aynı seviye Galatasaray 7 atarmış. 6 atarmış. Atsın da görelim hadi 7 taneyi. Şu haliyle. Ya siz daha ne diyorsunuz ki herhalde yani hakemden makemden bağımsız birlik Jesus'un en başta söylediği cümle sonuna kadar doğru. Bu ligde masa başında oynanıyor maçlar. Masa başında oynanıyor arkadaşlar. Ankara gücü teknik direktör gönderdi. Şu ligin en pozitif oynayan takımlarından biriydi Ankara gücü. Dikine tıkır 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 tıkır. Giresunspor. Ligin en pozitif oynayan takımlarından biriydi. İki dönem transfer yasağı aldı. Şimdi acayip boğuşacaklar. Küme düşecekler muhtemelen. İstanbul Spor. Ben İstanbul Spor oynadığı topun T'sini beğenmiyorum. Ümraniye Spor. Hangi gerizekalı bunlara yenilir diyordum. Trabzon yenildi herhalde. Yani düşünün o kadar dandik takımlar. Ya bir maç gününde olur. Bir maç gününde olmaz futbolcu. Hani Arda Güler'in dün o kaleye giden şutu gol olsa biz turu geçtirdik belki. Bak Arda Güler'in bir şutuyla tur değişebilir. O 6 dakika 12 saniyelik futbol terörizmi yaşanmasaydı biz belki turu geçerdik. Lan arka arkaya 4 atak yapmış takımı taraftar durduruyor ya. Ya adı taraftarsa bunların. Neyse. 22 Mart çarşamba günü Ali Koç Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Doktor Mehmet Kasapoğlu ile bir görüşecekmiş arkadaşlar. İddialar bu şekilde. Görüşme detayı hakkında bilgi yok. Ee, herkesin tahmini var. Hani ee, 59. 59. şampiyonluklar olur. 5 yıldız olur ne adalet olur. Başka bir şey olur. Kulağa çalınan başka bir şeyler olur. Millete arsa satışı falan filan. Ben yani bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ali Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısında <laughs> yani e, bir abimizin duyumu canlı canlı diyecekmiş ki açık açık aday olmak isteyen varsa çıksın diyecekmiş. Ben olsam aday olacak kişi ben olsam yanaşmam buna. Niye kendim orada afiş edeyim ki? Onu da söyleyeyim. Ali Koç'un bir senesi daha var bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Yani seçim kararı alınmazsa bir senesi daha var. <laughs> Tabii ki de Ali Koç bir yıl daha şan, yani bir yıl daha şansını denemek ister. Şampiyon olmak ya da e, şampiyon yapmak ister. Hakkımız da hayırlısı olsun. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Dün seviye elenen takımla gurur duyacağımız yerde yönetim istifa diyorsak bir sorun vardır. Hocam ama devre aslında iki tane futbolcu alsaydın böyle olmaz. Ya bir tane kanat alsaydın diyor seviyeyi elerdin. Manchester United çıktı. Bir kanat hocam o bir kanat hepsini elerdi. Ondan sonra hadi onu da elerdi. Sportik Lizma çıktı. Hocam o bir kanat onları da elerdi. Futbolun sadece bir kişiden ibaret olduğu dönem bitti. Bakın eğer futbol bir kişiden ibaret olmasa her takımın en yetenekli futbolcularını ele alalım. Mesela Fenerbahçe açıntısından Bence bu sezonun en yeteneklisi Ferdi Kadıoğlu. Ne derseniz diyin. Tartışmasız Ferdi derim. Hani Arda Güler tabii ki yetenekli ama katkı, yetenek, oyun, dakika, süre bazında söylüyorum. Galatasaray adına. Yani hangi futbolcu çok çok daha etkilidir? Hani size göre Icardi. Ama geneline bakarsak bana Kasa Sakaboya derim ben. Sakaboya sakatlansa, sezonu kapatsa Galatasaray büyük yara almış olur büyük çok büyük yara almış olur. Yani bana kalırsa böyle. Ben bilmiyorum yani sizin fikrinize saygım var. Mesela Trabzonspor adına hiç düşündünüz mü Bartra'yı? Bazı maçlarda yedek bıraktı Abdullah. Çok saçmaydı ya lan. Fıstık gibi topçu yedek bıraktı etti. Mesela bence Trabzonspor için çok önemli. Ya Fenerbahçe Galatasaray maçında Sakaboy'a yok desene de ben çok sevinirim. Sanki takımın yarısı yokmuş gibi sevinirim. Ya Trabzon maçında Bartra yok desene de sevinirim. Ya böyle bir şey. Durumlar bunlar. Bu arada Alanya maçına geçelim. Şimdi Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Atilla Salahi maçta oynayamayacak. Kesin. Sakatlığı bulunan 3 futbolcumuz Juan Perez, Lincoln Henrique ve Batshuayi de oynayamayacak. <laughs> yani toplam 4 tane eksiğimiz var. Tabii o güne kadar kadro dışı, ne bileyim başka bir şeyin dışı mışı olmazsa bunlar oynayamayacak. Bu arada Zenit'le bir hazırlık maçı düşünülüyordu 23'ünde ama 12 futbolcumuz milli takımda. Artı Peres sakat 13. Batshuayi 14. Lincoln 15. Yani 15 tane futbolcu yok Fenerbahçe'de. E geriye kalanlardan zaten takım kurulmuyor. Bu maç iptal oldu gibi bir şey. Onda belirteyim. Şimdi çok önemli bir hususa değineceğim. Alanya maçı öncesinde sarı alarmı var Fenerbahçe'de. Nedir o alarm? Arkadaşlar Serdar Aziz 1. Gustavo Henrique 2, Erdi Kadıoğlu 3, <laughs> William Arao 4, Miha Zaitz 5, Mert Hakan Yandaş 6, Emre Mor 7. 7 kişi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Hocam Gustavo Henrique zaten kadroya alınmaz. Aa, aklıma iyi geldi arkadaşlar. Fenerbahçe transfer market diyeceğim. Çünkü benim aklıma şey geldi. Biz hangi futbolcunun sözleşmesini dondurduk acaba? Ya da Osterwolde 21-6 sayıldı mı? Çünkü bak tek tek sayayım. Salahi 1, Perez 2, Gustavo Yenike 3, Lincoln 4, Osterwolde 5, e, ee, Osterwolde 5, Ezgi Canalozki 6, Osayi 7, Arao 8, Crespo 9, Zaitz 10, Rossi 11, Batshuayi 12, Pedro 13, King 14, Valencia 15. Hali hazırda 15 tane yabancımız var. Yani 15 tane yabancımız var. Ee, Osterwolde 21 yaş kuralına hani transfer market'a bakıyorum Hollanda şeyinde milli kariyerinde hani U21'de gözükmüyor. Acaba daha alt yaş kategorilerinde oynadı mı diye bakıyorum detaylı bir şekilde. Ee, şartları sağlamıyor gibi ama sağlıyorsa durum farklı ben bir şey diyemem. Ama ben şartları sağlıyor diye bir duyum duymuştum. Burada başka bir olay vardı yani ee, duymuştum. Eğer öyleyse sıkıntı değil. Niye? Lincoln yine Alioski kadrodaki yerini alır. Osterwold'e Alioski. Yani iki tane sol bekin olmuş olur. Gustavo de zaten Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Luan Perez, Atilla Salahi dersin. Serdar Hazret 5 tane stoperin olur. Sağ bekte Ferdi Osayi, Hani Nazım'ın da sözleşmesi hani lisansı çıkarılabiliyor diye biliyorum. Yani Türk olduğundan dolayı. Arao, Crespo falan. Hani bu isimlerden hepsinin lisansı devam ediyorsa hiçbir sıkıntı yok. En azından rahat ederiz. Yani Ali Özkid'in olayı bu. Emre Mor'la ilgili bir parantez açayım. Emre Mor arkadaşlar sinirlendi haklı. Ama Emre Mor hamle oyuncusu. Bakın 3 tane sarıkat demiş şu ana kadar. Çok tuhaf. Ben şunu da belirteyim. Muhtemelen Serdar Aziz, Samet Akaydın ikilisini izleyeceğiz. Hani üçüncü bir stoper koymak, intihar etmek demektir. Eğer Alanya maçına üçlü stoper atlaya çıkarsak bu intihar demektir. Onu peşin peşin söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi Serdar Aziz, Samet Akaydın olur. Gustavo Henrique yedeklerde olur tahminime göre. Ferdi dinlenebilir mi? Hani o oynatıp. Yok. Şeyin, Hani Jesus'un öyle sarı kart yiyecek ben bunu oynatmayayım diye bir mantığı yok. Oynatır. Arao, Zait Mert Hakan. Aslına bakarsanız Beşiktaş maçının tam adamı İsmail Yüksek ama o tempoyu kaldırabilir mi dersiniz? Bence bu kadar Avrupa maçını kaldırmış adam kaldırır. Bakalım hayırlısı olsun. Ee, bunları da söyledik. Alanya Spor'da kırmızı kart cezası olan Leroy Fer Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Ki tehlikeli isimlerden biriydi. Şimdi gelelim en baba yere. Deniz Çoban. Fenerbahçe Alanyaspor Spor maçına atanan Mete Kalkavan. Geçen hafta Beşiktaş maçındaydı. Biliyorsunuz Mete Kalkavan çok koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Fırat Aydın Usta öyle. Bunu Beşiktaşlılar e, işlerine geldikleri zaman kabul ederler. işlerine gelmedikleri zaman kabul etmezler. Bu da beni üzüyor maalesef. Kardeşim işine geldiği gelmediği diye bir şey yok. Açık açık delikanlıca diyeceksin. Bu adam Beşiktaşlı diyeceksin. Bitti. Şimdi Adnan çıkarttığı kırmızı kartı var müdahalesiyle çıkartmış. Şimdi Deniz Çoban da buna değiniyor. Maçı genel performans olarak başarılı götürse de gözlem tekniğine göre geçer not alma şansı yoktu diyor. Kırmızıyı varla verdiği için. Çünkü önünün açık olduğu bir pozisyonda açık bir kırmızı kartı görememiş. Var yardımıyla bu kırmızı kartı çıkartmıştı diyor. Normal şartlarda cezada olması gereken Kalkavan bu önemli maça atanmış oldu. Ödül cezanın sağlıklı uygulanmadığı bu tarz atamalar hakem grubu içindeki moral motivasyonu etkileyecek ve maçlara olumsuz yansıyacaktır diyor. Şimdi bunu ben söylesem dersiniz ki hocam sen namma Fenerbahçeliymişsin ha adamları hemen yerin dibine söktüm böyle bir şey olamaz dersiniz. Bunu bir hakem söylüyor. Ama ben katılmıyorum. Bakın arkadaşlar hakem yorumu diye bir şey var. Şimdi ba bazı pozisyonları izleyen herkes, taraflı tarafsız herkes aynı şekilde yorumlayabilir. Ama bazı pozisyonları hangi açıdan baktığınıza bağlı. Mesela yalnız Ay'ın pozisyonu ben sarı, sarıyla geçiştiririm. Mesela ben olsam sarıyla geçiştiririm. Niye? Topa müdahale ediyor. İstekli bir kayma yok. Gattarlık yok. Süre gelen devamlılık yok. Ayak oraya bak. Ayak oraya gitmiyor. Ayak kaydığından dolayı mecburen gidiyor. Ve temas sonrası hemen ayağını çekiyor. Yavaşlatılmış görüntüye bakanlar da şunu diyor. Hocam 5-6 saniye basmış. Lan oğlum siz kaç kat yavaşlatılmış görüntü diyorsunuz? 5-6 saniye basmış olur mu? Yani bunu dersiniz. Mesela kimisi der ki hocam sonuç olarak yani illa kırmızı kart alması için bilerek vurmasına gerek yok dersiniz. Bak bu hakem yorumudur. Ben orada bak Mete Kalkavan normalde başarılı bir hakemdir. Ama Allah'tan korkarak maç yönettiğinde ve ben ısrarlı bir şekilde söylüyorum bizim Türk hakemleri Allah'tan korkarak maç yönettiklerinde dünyanın en iyi hakemleridir. Ama şahıslardan korkarak maç yönettiklerinde ya da şahıslara yaranmak için ya da şahıslardan talimatla ya da şahıslar çoluğunu çocuğunu evladını kaçırır da hadi bizim maçı yönet derse bu şekilde maç yönetirlerse dünyanın en kötü hakemleridir. En kötü niyetli hakemleridir. maçın Alanya maçında Allah yar ve yardımcısı olsun. Milli bir araya gideceğiz. İki haftalık aranın bize ilaç olması lazım. Perez tamamen iyileşebilir bu arada. ayı, benim bildiğim ayı eğer ya inşallah numara yapmıştır, abartmıştır. Katık yani öyle iki üç haftadan geçmez arkadaşlar ya. Ya ben biliyorum çok net biliyorum. Öyle iki üç haftadan geçmez. Ama şu var şiddetini, ağrısını ne zaman hissetti, ne zaman kendini bıraktı o da önemli. Hani ağrı başladı ulan ben de param atayım şu pozisyon bitsin diyorsunuz ya işte o sizi bitiriyor. O sezonu kapattırabilir. İnşallah yeri ve zamanında bırakmıştır. O zaman 2-3 hafta da bile şey yapabilir, düzelebilir. <gülüyor> Benim <gülüyor> şu arada en büyük ümit beslediğim isim cevap Pedro. Pedro hızlıdır. Pedro atiktir. Pedro uyanıktır. Pasları iyidir, oyun görüşü iyidir. Ancak Pedro'nun iki şanssız sakatlığı <laughs> yani futbolcuyu da mahvetti bizi de. İnşallah bu ara en çok ona iyi gelir. Bizim bazı futbolcularımız vardır. Özeldir. Mesela Matiye Kejman. Guiza. Semih Şentürk. Hasan Ali Kaldırım. Durur, durur, durur. Beşiktaş maçında bir tane atar. Aa, kazandın bir şey oldu. Hani o maçta atar. Durur durur kimseyi atamaz Beşiktaş'a patlar. İnşallah Pedro da öyle olur ya. Hani buradan hem temenni hem dua ediyorum. Yani Beşiktaş maçını kazandıracak isim olur inşallah. Aynı şekilde Alanya maçı bak. Alanya ve Beşiktaş maçını Fenerbahçe'nin kazanması artık ligde kalan maçlar. Türkiye Kupası maçları. 11 Türkiye Kupası'na finale kadar çıktığımızı düşünerek matematik hesabı yapıyorum. 15 tane çıkılacak resmi maç var. Çenemizi kapatalım, kavgaları bir tarafa bırakalım. Kişisel, siyasi, dini, ahlaki, e, ailevi bütün görüşlerimizi kenara bırakıp Fenerbahçe çatısı altına birleşelim. Sahaya madde atıp da Fenerbahçe'nin elenmesine sebep olmayalım. Hep destek, tam destek, mottosuyla sezonu bitirelim. Ya 5 yıldır, 4 yıldır aynı şeyi yaşamaktan gına gelmedi mi? Çok iyi başlıyoruz, bu sene o sene. Fenerliler hisseder, müthiş oluyor, süper gidiyoruz. Kimse durduramaz, şampiyon belli, ikinciyi belirleyin. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Ya bu hoca da bir şey bilmiyor ya. Bunu değiştirelim ya. Seneye şu gelsin ya. İsmail Ersun, Aykut, Emre, şu bu Volkan da olabilir. Camianın evladı, çoluk, çocuk, yapılanma, değişim, çete, mete. Hükümet bizi sevmiyor, devlet bizi sevmiyor. işte. şu bizi sevmiyor, kaynanan bizi sevmiyor, FETÖ bizi sevmiyor, şu böyle falan filan. Sonra transferler gelecek senenin yapılandırması bari şu gitsin şunun parasından futbolcu alalım. Kapanış. İkinci, üçüncü, dördüncü, altıncı bitirmeler. Lan bari bu sene diyelim ki arkadaş Fenerbahçe'nin 15 tane maçı kaldı. 15'te 15 yapsın. Biz başka bir şey istemiyoruz deyin. Lan 15'te 15 yapalım, şampiyon olmayalım. Ben razıyım. Vallahi ben razıyım. Yemin ediyorum razıyım. 15'te 15 yapalım. Puan farkı kapan Galatasaray kapanmadı diyelim. 15'te 15 kazanalım. Türkiye Kupası sahibi olalım. Ben razıyım. Vallahi de razıyım. Billahi de razıyım. Çünkü şu ortamda bu bile başarı. Lan Fenerbahçe'ye en büyük zararı Fenerbahçelilerin verdiği ortamdan ne bekliyorsunuz? Sanki lig bitmiş, sezon bitmiş. Ulan Beşiktaşlılar şey yapıyorlar. Yapıp adamlar diyor ki şampiyonluk ihtimalimiz hala var diyor. Bizimkiler. Hocam biz Kadıköy'de Galatasaray'ı yenemedikten sonra orada nasıl yeneceğiz diyor. Lan bu mantıkla hareket edersen. Bu mantıkla hareket edersen. Ren takımı süper ligdeki yer takıma 5 atar. En az 5 atar. Sen ren takımına 3-0'dan 2-0'dan geri döndürmüş takımsın. Sen Galatasaray maçında bir şey söyleyeyim. Çok net söyleyeyim. Bak samimiyetimle söylüyorum. O sayı Samuel o kafayı içeri çevirip Oliveira'dan o golü yedirmeseydi o maç 0-0 biterdi. Ya 0-0 Ya da o pozisyon gol olmasa. Ya da bir pozisyon yakalamıştık. Hatırlıyor musunuz maçın başlarında? Dedi. Onu biz atsak. Trabzon maçında King'in direkten döneni girse. iki maçı da kazandı. Ya bazı maçlar bir anla kırılma anında dönüm noktası dönüşebilir başka bir şeye evrilebilir. Biz bunu yaşadık. Kabul edin şunu. Lütfen bakın eğer şampiyonluk istiyorsanız, kupa istiyorsanız, Allah rızası için lütfen bunu yapın. Lütfen bunu yapın. Saçma tartışmalardan çıkın. Berisha'yı çöplüyorsunuz. Adam gidiyor Alman Milli Takımı'na seçiliyor diyorsunuz ki biz de böyle oynamadı. Hayır bizde de böyle oynadı. Siz yerinde dibine soktunuz. Kim gelse çöp, kim gelse çöp, kim gelse çöp. Allah da sizin belanızı versin. Ya her gelene de çöp denilmez ki ya. Ya o kadar biliyorsan çık oyna kardeşim. O kadar biliyorsan git teknik direktör ol. Lan bu ne ya? Bu nasıl bir ukalalık? Bu nasıl bir böbürlenme? Bu nasıl bir tepeden bakma? Tamam ben de çok iyi bilmiyorum futbolu. Kabul. Ama en azından eğri eğri doğruya doğru diyebiliyorum ya. Osterwolde için size ne dedim maç öncesi? Bu adamın en önemli özelliği bekletmeden orta açabiliyor. Bir anda orta açabilir. Bu adam ayak uydurursak takır takır asistler yapar. Bir tane zaçsa çevirdi. Zaç bekliyor o Ayağının içine köşeyi atsa 1-0. Samet Akaydın aldı at kafasını orta açtı. Samet atsa 2-0. Bitti. Bir de penaltıdan Valencia 3-0. Turu aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün şunu konuşuyorduk hocam 6'yı aldık ama değerdi ya. Adamın ortaladığını o beceremiyorsa bu adamın suçu ne? Yani Alex de Souza Guizay'la oynadığı sezon bir bakar mısınız gol sayısına asist sayısına? Bir de bir de 2010-2011'deki Alex De Souza'ya bakın. Niye Ankara falan oynadığına. Bir bakın bakalım tarihi rekoru nasıl kırmış. Arkadaşlar bunu lütfen kabul edelim. Ya tartışmaların odaklarının eşinden çıkalım. Fenerbahçe odaklanalım. bu Kusura bakmayın bayağı da uzun oldu ama içimi döktüğümü düşünüyorum. Görüşmek üzere.